Bilal Alptekin Turuç, Sivas Şarkışla'da ikamet eden esnafımız, halktanız. Hiçbir parti ve sivil toplum kuruluşu adına burada bu suç duyurusunu yapmıyoruz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bilinçli, duyarlı birer evlatları olarak bu suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu suç duyurusunda bulunmamızın amacı, vatanımızın, milletimizin bekasına kasteden, devletimizin en hassas kurumlarına saldıran Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına, Milli İstihbarat Teşkilatına ve dünya çapında yardımlarıyla yetime, garibe, savaşlarda açlık ve sefalet çeken bütün insanların yanında olan İHH İnsani Yardım Vakfı'na saldırılmasını hazmedemiyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımızın bu milletin namusu olduğunu biliyoruz, inanıyoruz ve öyledir. Bizim ülkemizin üzerinde hiçbir gücün, hiçbir kurumun, hiçbir dış kuvvetin başarılı olamayacağını, yıkamayacağını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilinçli olduğunu göstermek ve tepkimizi koymak üzere böyle bir suç duyurusunda bulunduk. Abdülhamit Hatipoğlu, yurt dışında ticaretle uğraşıyorum. Uzak Doğu'da ithalat ihracat yaptım. Malezya Türk İş Adamları Derneği yönetim kurulunda bulundum. Son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunlardan duyduğum büyük rahatsızlıktan dolayı işimi gücümü bırakıp memleketime gelip vatan borcumu, millete olan borcumu ödemek için buradayım. Fethullah Gülen ve cemaatinin Türkiye Cumhuriyeti'ni ve hükümetini illegal yollardan yıkmaya teşebbüs, cemaat adı verilen yapılanmayı maşa olarak kullanarak baskı ve tehditle çıkar elde etmek, gizli kasetleriyle şantaj ve özel hayata müdahale etmek, sınav sorularının gayrimeşru yollardan cemaat mensubu kişilere servis edilmesi, bir kısım milletvekillerine şantajla istifa baskısı yapmak, yargı ve emniyeti etki altına almak ve kendi ifadesiyle devletin kılcal damarlarına sızmak, halkı bizden olan ve olmayan sınıflandırması yaparak kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek ve halkın psikolojisini bozmak. 17 Şubat derin operasyonu ile milleti, devleti milyarlarca dolar zarara uğratmak. Bunlar bizleri rahatsız etti. Geceleri artık uyku uyuyamaz duruma geldik. Psikolojimiz bozuldu. Bunun bütün yurt çapında yayılıp herkesin kendi sorumluluğunu bilerek bu tür eylemlerde bulunmasını canı gönülden diliyoruz. İsmim Beşir Öztürk. Vatandaşım. Aynı zamanda İHH gönüllüsüyüm. Son 17 Aralık operasyonunda birkaç gün sonra bu İHH'nın kilis şubesine yapılan operasyonda ve de Kayseri'deki alınan arkadaşlar, sorgulamalarda alınan arkadaşların ben suçlu olduklarını kesinlikle kabul etmiyorum. Aynı zamanda bu insanların orada şu anda savaş mültecisi olan günlük 12 bin ve 16 bin civarında İHŞ'nin çıkarıldığı bir dağıtım merkezinde çalışıyorlar. Buraya isnat edilen suçun El-Kaide operasyonu diye yapılan operasyonda kesinlikle hiçbir İHA'nın bunda bir suç olmadığını düşünüyorum. İlerleyen tarihlerde tarihin 17 Aralık operasyonunu kesinlikle bir kahpelik operasyon olarak göreceğini, yazılacağını görüyorum. Ve inşallah bu ülkemizde bundan sonraki böyle bir derin fitnelerin ve de ayrışımcılığın olmayacağını tahmin ediyorum. Bu yönden dolayı da suç duyurusunda bulunuyorum. Evet, suç duyurusunda bulundunuz. İçeride tepki nasıl oldu öncelik? İçeride tepki, savcı beyin odasına girmedik. İçeri zaten kağıdı götürdüler. Dışarı çıktık, savcı bey sıra verileceğini başladığını söyledi. Bize size sıra numarası verdiler. Kayıt numarası verdiler. Bu saatten sonra artık yargıda hakkımızı arayacağız. Olacaklar bunlar yani. Sonucunu nasıl bekliyorsunuz? Bizim sonucu burada, bizim asıl amacımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının bilinçli olması. Yani bilinçli olduğunu tüm dünya görmeli. Biz Muz Cumhuriyeti, Ananas Cumhuriyeti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Kimse bizim üzerimizde, yani bu etkileri hiçbir şekilde İsrail'in, Amerika'nın, derin kuvvetlerin hiçbirinin gücü bu halkı bölmeye, bu halkı parçalamaya yetmeyecek.
Buna hiçbirinin gücü kadir olamayacaklar buna. Biz halk olarak her yerde, her şekilde, her zaman vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanındayız. Bunu böyle bilsinler, bu böyle geçsin her yere.